Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Evet bugün tatlı yapacağız arkadaşlar. Hem pratik hem bir o kadar da lezzetli bir tatlı. İlk defa denedim ben de beğendim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Videoma başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olup beğenirseniz mutlu olurum. Şimdi geçelim tarifimize. Öncelikle bir çay bardağı sıvı yağ, 125 gram tereyağı, 3 kaşık yoğurt, 1 yumurta, 1 karbonat kullandım. Bunları bir güzel çırpıyorum. Bir kaşık da sirke. Ben üzüm sirkesi kullandım arkadaşlar. Şimdi bunları hepsini bir güzel karıştıracağım böyle özleşene kadar. Ondan sonra unun ilave edeceğim. İlk defa denedim dediğim gibi çok hafif bir tatlı ve bir o kadar da güzel bir tatlı. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Malzemelerimizi güzelce böyle karıştırıyoruz. Ununu ekliyoruz. Un olarak da arkadaşlar 3 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı kurabiye hamuru kıvamında olacak arkadaşlar. Bunları da güzelce karıştırıyorum böyle. Hamurumuzu yoğuracağım. Unumuzu kontrol ekleyelim arkadaşlar. Bazı unların kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Hamurumuzu tezgaha aldık. Şimdi burada da güzelce bir yoğuracağım. İyice özdeşsizin diye. Merdane yardımıyla hamurumuzu açacağız. Yuvarlak bir şekilde. Böyle her tarafı eşit olacak arkadaşlar. Kalınlığına dikkat edelim. Öyle çok kalın ya da çok ince olmayacak. Kavrulmuş kadayıfım vardı benim. Bir su bardağı kavrulmuş kadayıf kullandım. Her tarafını eşit şekilde yayıyorum bunu. Üzerine. Bir su bardağı da cevizim vardı. Bunu da aynı şekilde üzerine her tarafın eşit gelecek şekilde üzerine böyle yayıyorum. Elimle düzeltiyorum böyle her tarafını. Bir bardak yardımıyla böyle gördüğünüz gibi su bardağı yardımıyla kesiyorum hamurumu. Ve ikiye katlıyorum böyle. Borcumu bırakıyorum. Böyle çok pratik ve çok kolay dediğim gibi. Hamur açmayanlar bile rahatlıkla bunu yapabilir arkadaşlar. Ben de ilk defa denedim ve be beğendim tadını. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Böyle bardak yardımıyla güzel bir şekilde eşit şekilde parçalar koparıyoruz. Dikkatli olalım arkadaşlar, dağılmasın içindeki malzememiz alırken keserken dikkat edelim buna böyle iş uçlarını birleştirip bırakıyoruz Evet, atma işlemimiz bitti arkadaşlar. Kalan hamurumuzu da toparlıyoruz arkadaşlar. Bunu te tekrar değerlendireceğim bunu. Görüyorsunuz bu şekilde. Ben bardak yardımıyla kestim. Borcamı bıraktım. Ben küçük bir borcam kullandım arkadaşlar. O yüzden hamurum arttı. Şerbeti içinde 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su. Birkaç damla da limon damlası kullandım. Ocağımızın üzerine bırakacağım bunu. Tatlımız pişti arkadaşlar. Şimdi biraz ıs, ilk sıcağın çıkmasını bekliyorum. Şerbetimizi de indirdim. Onun da ilk sıcağının çıkmasını bekledim. Yani ikisi de ılık bir şekilde üzerine şerbetimizi gezdiriyoruz. Her tarafını eşit şekilde şerbet gelecek şekilde 2 saat bekletiyoruz bu şekilde arkadaşlar tekrar ters düz yapacağız diğer tarafını çevireceğiz diğer tarafı da şerbetini çekecek o şekilde servis yapacağız ben 2 saat beklettim böyle diğer tarafını çevirdim ondan sonra tekrar diğer tarafında 2 saat beklettikten sonra düz yaptım ters düz gibi düşünün şerbetini daha güzel çeksin Tatlımız hazır. Pişirirken de arkadaşlar e, dikkat edelim altı da güzel kızarması gerekiyor. İçi hamur kalmasın, altı üstü aynı şekilde olsun. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Servis tabağına alıyorum böyle. Böyle. Bakın altı da üstü gibi kızardı. Kıtır kıtır oldu. Şimdi size göstereceğim içerisini. Do içi dolu dolu. Evet arkadaşlar tatlımız bu tavsiye ederim denemelisiniz yapacaklara şimdiden afiyet olsun kendinize iyi bakın hoşçakalın.